Merhaba, ben Müjde Elmas. Ne sandınız? Hoş geldiniz. Teknik direktörler yeni geldikleri takımlarda değişiklik yapmak isterler. Ki bu gayet doğaldır. Çünkü çoğunlukla onlardan önceki koç başarısız olduğu için şu anki yerlerini alabilmişlerdir. Bugün PSG'nin yeni teknik direktörü Christophe Galtier'in takıma getirdiği yeni kurallardan bahsedeceğiz. Önceki teknik direktör Pochettino için çok kötüydü demek haksızlık olur. Ancak PSG'ye harcanan paraları ve barındırdığı yıldızları düşündüğümüzde Avrupa'yı fethetmeleri gerekirdi tabii. Neyse ki Galtier, Pochettino'nun eksik kaldığını düşündüğü tüm konuları halletmeye ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya yeminli. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. PSG dediğimizde aklımıza ilk gelen teknik direktörü değil. Messi, Neymar, Mbappe ve tabii ki de sahibi geliyor. Dolayısıyla bu kadar efsaneyi içinde barındıran ve milyonlar harcanan bir kulüpte disiplin nasıl problem olmasın? Galtier'in de en büyük hedeflerinden biri takıma disiplin getirmek. Galtier, kurallara uymayan kim olursa olsun ceza veriyor ve takımını disiplin etmek için elinden geleni yapıyor. Özellikle antrenmanlara geç kalanlara karşı oldukça sert olan teknik direktör, gecikenleri direkt evlerine yolluyormuş. Disiplin dışında PSG'nin en çok ihtiyacı olan noktalardan biri de birlik ve beraberlik duygusu. Yani takım ruhu. İstediğiniz parayı harcayabilirsiniz ama bir takıma sadece yıldızlar değil, aynı zamanda bir ruh da gerekiyor. Pochettino zamanı çokça hissedilen bu duruma Galtier ilginç bir çözüm buldu. Takımı hep birlikte yemeğe oturtmak. Aslında çok mantıklı. Bir masanın etrafında insanları oturtturup doğal yollarla nasıl konuşturabilirsiniz ki? Doğal yollarla neyse. Ama tabii çağımızda sadece aynı sofraya oturtmak insanlar arasında iletişimi sağlamıyor. Akıllı telefonlar sayesinde saatlerce çevrenizde hiç muhatap olmadan vakit geçirebilirsiniz. Olaylar hızla devam ederken biz de bir şeyler atıştırmak istedik ve Yemek Sepeti market sayesinde istediklerimiz kapımıza kadar geldi. Siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirip içerisinden Yemek Sepeti marketi seçerek tüm market ihtiyaçlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz. Galatasaray da bu durumun farkına varmış olacak ki PSG'li futbolculara yemek yerken telefonlarını kullanmalarını yasaklamış. When it comes to relationships, how do you know when enough is enough? Düşünsenize Messi'ye, Mbappe'ye telefonlarını kullanmasını yasaklıyorsunuz. Neymar bence gizli gizli kullanıyordur ama. Sonuç olarak takım şu anda çok iyi bir başlangıç yaptı ve yönetim de teknik direktörlerinin arkasında. Oyuncular da koçlarına karşı saygılı ve kurallara uyuyor görünüyorlar. Bakalım PSG bu sene Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilecek mi? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce disiplin her şeyden daha mı önemli? PSG hayallerine kavuşabilecek mi? Yorumlara bekliyoruz. We'll be right back.